Evet arkadaşlar, size şimdi şizofren, yani üzgünüm ama böyle demek zorundayım, yani beni anlayın. Şizofren, laikçi, cumhuriyetçi, kemalist, anti Erdoğancı, ne olursa olsun asla kabul etmeyen, gözü görmeyen, gözünü Erdoğan'ın yaptığı her şeye kapatan bir insan topluluğu bakışıyla sizlere sesleneceğim. Erdoğan 18 yıldır iktidarda. 18 yıldır adam bir şeyler yapıyor, hizmet ediyor. Halk onu iktidara taşıyor. Ne yapıyor 18 yıldır? Geldiğinde ülkenin durumunu biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, uzamasın. Ondan sonra gün 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 mesela yapmış olduğu, mesela diyelim yol yaptı, okul yaptı, hastaneler yaptı. Hani sağlık alanında, eğitim alanında çığır açmaya başladı. Yani elinden geldikçe bunları yapıyor. Ne yapıyor bu CHP tarafı? Okul, hastane, yol, havaalanı yapmış. Tamam da yapmış da ne yapmış? Hani hep böylesi, yapmış da ne yapmış? Söylüyorsun adama. Ya kardeşim, Avrasya'yı yaptı, Marmara'yı yaptı, büyük havaalanı yaptı. Hani yeni havaalanını. Arkasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı. Osman Gazi Köprüsü'nü, hani yaptı derken yapmasına vesile oldu yani. Türkiye'ye sonunda kazandırdı, 10-15-20 sene sonra. Bu Türkiye'ye hediye olarak kalacak. İnsanların ömrü 80 sene, 100 sene diyelim, 60 sene. Devletin ömrü bakidir yani. 10, 20, 50 sene sonu olsa bile senin çoluğuna çocuğuna kalacak bu. Yapmış da ne yapmış yani? Bunları yapmış da ne yapmış? Ya adam denizaltı yapıyor. Gitti sismik araştırma gemilerini, Fatih, Barbaros, yani tek tek bunları, Barbaros, Oruç Reis, her gün Akdeniz'de ve Karadeniz'de araştırma, sismik araştırmalar yapıyor. Bak, doğal gaz buldu. Bak, Karadeniz doğal gaz buldu. 320 metreküp, milyar metreküp doğal gaz buldu. Tamam da yaptı da ne yaptı? Ya adam kendi aracını üretmeye başlıyor. Bakın, TOGG kendi aracını üretmeye başlıyor. Arkasından kendi tankını, kendi helikopterini, kendi füzelerini, kendine ait ya. BMC'nin yapmış olduğu bir sürü kirpiler var. Çeşitli çeşitli Roketsan'ın, Aselsan'ın, kendine ait ya. Adam yapıyor. Beştepe'yi inşa etti. MİT'e yepyeni koskocaman bir yeni bir istihbarat alanına, yeni bir alan, istihbaratın çok dev, büyük bir hani eser oluşturdu Ankara'da. Tamam da CHP olarak yapmış da ne yapmış? Yaptı da ne yaptı? Ya kardeşim, adam Güneydoğu'da bakın her ile barajlar yaptı. Elektrik üretiyor. Bir sürü o dağlardan, tepelerden geçen yollara tüneller kazarak o tünellerin altında hem ulaşımı kısalaştırdı, mesafeyi düşürdü, hem kazaları önledi. 18 bin kilometre yol yaptı adam. 18 bin. İzmir'den İstanbul'a yolu 4,5-5 saate düşürdü. Yapmış da ne yapmış? Yani yaptı ama ne yaptı? Adam şehir hastaneleri yaptı. Evsizlere hani çok ucuz kira öder gibi TOKİ aracılığıyla ev verdi. Herkese, emeklilere yılda 2 kere 1.000 TL para veriyor. Okula giden öğrencilere mesela kitaplar bedava, okula gidenlere. Bütün karakolları, belediye binalarını, adliyeleri hepsini yeniledi. Bütün polis araçları, askeri araçları, jandarma araçları, zabıtaların araçları hepsi yenilendi, sıfırlandı. Yapmış da ne yapmış? Adam evde hizmet veriyor. Sakata, yetime, dula, yaşlıya hepsine yardım. Köye gitmek isteyene ev yapıyor. Adam ihtiyaç kredisi veriyor. Mesela diyelim çok cüzi ihtiyaç derken hibe olarak yani. Hibe kredisi veriyor mesela. Köye gidiyorsun, inek lazım, ahırın var, inek veriyor. İneğin var, ahır lazım, ahır yapıyor. İneklere bile doğum parası, kesim parası veriyor. Tarlan var mesela, diyelim adam mazot yardımı yapıyor, gübre yardımı yapıyor. 10 dönüm arazim varsa kaç bir depoya mesela motor sürüyor, traktör bir depoya kaça doluyor? 800 TL. Al sana 800 TL 10 dönüm arazisi olan ziraat odasına kayıtlıysan, eğer 10 dönüm arazin varsa tapulu alıyorsun yılda mazot paranı 10 dönüme. 100 dönümün varsa 8 milyar para alıyorsun. 8 milyar. Bunu alıyor çiftçiler işte. Alan çiftçi akrabalarım var. Alıyorlar adamlar. Alıyor. Ekmese bile parayı alıyor, yiyor. Adam yani diyor ki ne? Motorun mazotu benden. Yani mazotun benden, ekmek sürmek senden, mazotu benden diyor. Daha ne yapsın devlet? Alım garantisi vermiş, fiyatları yüksek tutuyor. Mesela fındıkta, cevizde,
Antep fıstığında buna benzer bir sürü şeylerde adam alım fiyatlarını geliştiriyor ve devletin arpa buğda ofislerinde öyle eskiden olduğu gibi sıraya gir, 6 ayda paran ödeniyor, 1 yılda paran ödeniyor falan yok. Öyle trink veriyorsun, alıyorsun parayı. Trink veriyorsun, alıyorsun parayı. Eskiden 2 hafta 3 hafta ben buğda arpa ofisinin önünde yatardık biz. 93 94 96 97 yıllarında yatardık 2 hafta. Şimdi adam tır götürüyor, satıyor 2 dakikada. Yaptı da ne yaptı? Bak yaptı da ne yaptı adam? 18 yıldır diyorsun da işte yaptı ama ne yaptı? Bir şey yapmadı ki adam diyor. İHA'ları yaptı, SİHA'ları yaptı. Kuzey Irak'ta askeriyemiz var. Suriye'ye girdik, 3 tane 4 tane operasyon yaptık. Suriye'de kaç bin kilometre kare arazi şu anda bizim yönetimimizin altında. Bizim. Tamam da yaptı da ne yaptı? Hani bize mi? Hani dünya, yaptı da dünyayı aldı mı? Alabildi mi dünyayı? He? Komple dünyayı fethedebildi mi? Bütün dünyayı aldı mı? Yok. Yaptı da ama ne yaptı? Libya'da bugün operasyon çekiyoruz. Somali'de askerimiz var. Katar'da var. Üssümüz hep hava üssümüz. Azerbaycan'da var. Daha ne? Bosna Hersek'te var. Kosova'da var. Ege'de Yunan'a ot söktürüyoruz. Karadeniz'de dünyaya kafa tutuyoruz. Akdeniz'de dünyaya kafa tutuyoruz. Karadeniz'de aha adam gaz buldu. Buldu da neye buldu? Neye yarayacak? Yaptı da ne yaptı? Hı? Yaptı da ne yaptı? Adam yani 18 yıldır adam çalışıyor, her gün bir şey yapıyor. Mesela 80 senedir Türkiye Cumhuriyeti'ne 50 baraj yapılmış. Adam bir günde 52 tane barajı toplu açılışta açtı. Bir günde 52 baraj. Tamam da yaptı da ne yaptı? Hani ne yaptı? Adam bir günde 3 tane dev şehir hastanesi açılışı yapıyor. Git Başakşehir'e Çamşakur Hastanesi. Dillere destan. Dubai gibi ya. Mersin'deki o şehir hastanesine git. Bir hafta kal, 5 yıldızlı otel. Dubai'ye gidiyorsun. Orada hasta numarası yap. Bir hafta hastaymış gibi orada tedavi gör. Gündüz yavaşça gezmeye gidiyormuş gibi çık Mersin'de yüz tatilini yap gel. Bedava. Niye gidiyorsun otele para veriyorsun? Yaptı da ne yaptı? Her şehire havalanı yaptı. Her şehire üniversite yaptı. Her şehire. Öğrencilere burs parası veriyor. Bütün hep okulla yani şehirlerin hepsinde kızlı erkekli öğrenci yurtları yaptı. Yurtlarda mesela çocuklar oda kızlar erkekler ayrı ayrı okullarda kalıyorlar. Yani yurtlarda kalıyorlar. Yaptı da ne yaptı? Hı? Yaptı da ne yaptı? Yani adam bütün hani İstanbul'un altını oyuk oyuk oydu. Taksim'den girdi. Ondan sonra yok Şişli'den, yok Kartal'dan, yok Eminönü'nden. Yani Marmara'yından, Avrasya'sından, o Haliç'in oralarından, o Beşiktaş'ın oralarından kaç tane tüneller, yollar yaparak her yeri, mesafeleri, yani İstanbul trafiğini rahatlatmak için Kuzey Marmara otoyolunu yaptı şimdi de bak bitti. Kuzey Marmara, yağ gibi yol. Yaptı da ne yaptı? Hı? Ne yaptı ki? Adamlar soruyor, yaptı da ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ya, ama Allah herkesi muhalefet olup da kendi ülkesinin, kendi liderinin Türkiye'ye kazandırmış olduğu o dev, dehşet yapıları görmeyecek kadar cahil insanlardan yapmasın inşallah. Yani Ayasofya'yı açmış. Açtı da ne yaptı? Kime faydası var? Ha? Beştepe'yi yapmış. Saray. Yaptı da niye yaptı? Yani ne diye yaptı? Niye yaptı? Değil mi? Kimin ne işine yarıyor? Ya işte saymayına bak daha saysak sabaha kadar sıra en büyüklerini sayıyoruz yani. Yerli üretimlerimizin daha neler var ne, bizim ne ihracatlarımız var. Ama saman ithal ediyormuşuz yurt dışından bak öyle diyor saman ithal ediyoruz. O samanı kime ithal ettiğimizi onlar bilir aslında. Buğday ithal ediyormuşuz bizde yokmuş. Kardeşim sen buğday ithal ediyorsun da ne kadar kek, pasta yani unlu mamulleri onlar işleyip ne kadar satıyorsun satışını gördün mü? Onlar nasıl satılıyor? Sen eskiden mesela Amerika yapardı bunu. Gelirdi bizden. Bir ton bor madeni ham madde alırdı. Bir ton. 100 gram bak. Bir tondan 100 gramı işler bize verirdi. Bir tondan 100 gram verirdi. Ya. Bir ton senin verdiğin ham madde 100 gram bor madeni yapıyor. Aynı şekilde dünyadan 20 ton 10 ton mesela diyelim bir ton buğday aldım, bir ton, beş tonluk onu hani fiyat olarak karşılaştırırsan belki 50 ton, belki 100 ton civarında
para olarak geri alıyorsun. Sattığın o bisküvi, ülker, şokomella, karamel, ne bileyim susamlılar, şunlar bunlar, onların karşılığında ya. Hani sen bir ton buğday aldın, kaç bin tonluk oradan yurt dışına mal ihraç ettin. Aldığını söylüyorlar, biliyor musun? Sattığını diyemiyorlar. Çünkü diyemezler. Diyemezler onu. Yaptı da ne yaptı Erdoğan? Yaptı da ne yaptı? Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.